sevgili arkadaşlar sizlerden çok sayıda mesaj alıyorum şikayet mesajı bana burs nasıl çıkmaz halbuki iki kardeş üç kardeş okuyoruz e, sadece emekli maaşı giriyor gibi Bununla ilgili yapabileceğiniz bir işlem var sevgili arkadaşlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu Kredi Dairesi Başkanlığına Ankara diye bir dilekçe yazacaksın. Dilekçenin başlığı bu şekilde. Sonra burada durumunu açıklayacaksın. Kısa bir dille, net ifadelerle, senli benli bir dil olmadan çünkü bir kuruma yazıyorsun. Buna dikkat edeceksin. daha sonra buraya belge sunun. Gelir durumunuzu gösteren belge, kardeş okuyorsa onun okuduğuna dair Belge baba anne vefat etmişse yani size delil olabilecek durumunuzu kanıtlayabilecek belgeleri e, eklersiniz dilekçenin sonuna onları da e, öğrenci belgem ve diğer belgeler ekte sunulmuştur bilgilerinizi ve gereğini arz ederim dedin adını soyadını yazdın imzaladın daha sonra ek. Bakın şurada ek yazdım. O eke de neler eklediyseniz öğrenci belgesi, gelir durum belgesi, vefat belgesi vesaire vesaire. Sonra okulunu yazdın, adresini yazdın. Adres fark etmez, ev yaz, üniversite yaz. Telefonunu yazdın, e-postanı ve TC kimlik numaranı yazdın. E çizgisiz kağıda oluyor. Şimdi bunları söylemeye gerek yok ama yine de hatırlatalım. E gereksiz ifadeler e kullanılmamalıdır falan filan. Nereye gönderiyorsun? Bunu ben yorumlara açıklama kısmına da bırakırım bu adresi. Ee, Söğütözü Mahallesi 2176 Sokak No. 25 Çankaya Ankara adresine iadeli taahhütlü. Bunu da unutmayın. İadeli taahhütlü. Niye? Ulaşıp ulaşmadığını e, anlayabilmek, kanıtlayabilmek için dilekçenizi gönderirsiniz. Belki de bir yanlışlık yapılmıştır. Belki gözden kaçan bir şey olmuştur. E, tekrar sizin başvurunuz değerlendirilir. E, buna göre eğer kabul edilirse de e, burs alma hakkı kazanırsınız sevgili arkadaşlar. E, benden size nasıl yapacağınıza dair dilekçe, örneği ve adresi e, gerisi size kalmış. E, telefonla da sorabilirsiniz. Dilerseniz 444-0472'yi arayıp e, oradan da gerekli bilgileri alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.